gerçek İslam'ı ortaya koymaya çalışıyor olmamız birinci derecede etken. Bu da rejimin hedefi olmak anlamına geliyor. Asıl mesele o. Onun hizasına girip girmediğin, yani kendi doğrularımızın üzerinde sabit kalmaya devam edişimiz ve birilerinin hizaya çekmesine ya da yönlendirmesine müsaade etmeyişimiz. İktidar İslami bir yapı ortaya koyduğu için kendisi sanki İslami bir düzen getirmeye çalışıyormuş gibi bir imada ara ara vererek, bu şekilde İslami kesimin oyunu toplayarak aslında yıllardır iktidarda kalmaya devam ettiği için, Müslüman bir cemaatin sokakta olup hani ona karşı eylem yapıyor olması, tabii ki onları zedeleyen, yaralayan, kendi mahallesinden çıkan ses olmak bakımından, hani acaba biz yanlış mı biliyoruz? Acaba gerçekten bunların niyeti İslam değil mi? Yoksa neden bu temiz insanlar karşısında sokağa çıkmaya ihtiyacı hissetsin? Düşüncelerin uyanmasına sebebiyet veriyor. İşkence yapan polisler hala görev başındalar. Hatta hala bizim yanımızda, eylemlerimizde, yanımıza gelmekten, yüzümüze bakmaktan da çekinmeyecek kadar da yani aslında rahatlar. Bizim dediğimizi yaparsan sen elini birazcık tutarız diyen herkesin eline yapışabilecek bir, maalesef acziyette zaten. Seni işten kovdururuz, yok iş buldururuz. Hani adamına göre bunu çok yaşadık. Hatta yüzlerce arkadaşımıza bu tarz teklifler gitti. Didik 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 uğraşıyorlar. İşte ifadeye çağrılacak, kendisini aramıyor. Yurt dışındaki kocasını arıyor. Şehir dışındaki abisini arıyor. Ne bileyim, kayınbabasını arıyor. Babasını arıyor. İşte senin gelinin, senin kızın, senin karın ifadeye gelsin. Ben reşit bir insanım. Kadınlar şöyle, kocaları onlara engel olur, babaları onlara engel olur, bir daha böyle şeylere karışma der diye. Özellikle kadınlara bunu da yapıyorlar ama erkeklere de işleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle tehdit ya da teklif. Yani kimine mesela sen bir daha bu işlerinde asla çalışamazsın diyecek şekilde, kimine de sana iş buluruz, okuturuz, okurken sana yardımcı oluruz diyecek şekilde, böyle çok yaygın bir uğraşma taktiği uyguluyorlar. Diktatörlük dediğimiz zaman da zorlarına gidiyor. Ne diyelim?